lütfen arkadaşlar. Bakar mısınız? İçeri girmek istiyordum. Yok hanımefendi, geçemez misin? Zeynep hocam. Hocam, memur bey bırakın gelsin. Hocam buyurun, buyurun. Buyurun hocam. Merhaba. Merhaba, buyurun. Merhaba, merhaba. Geçmiş olsun Zeynep hocam. Dün gece çok korkuttunuz bizi. Ah, keşke hiç çıkmasaydınız dışarı. Daha iyisiniz ya. Zeynep hocam. Daha iyiyim. Daha iyiyim. Sağ olun. Hocam. Buyurun. Otur. Merhaba. Merhaba. Zeynep hocam, geçmiş olsun. Ya biz sizi yoğun bakımda biliyorduk. Ama maşallah gördüğüm kadarıyla sapasağlam buradasınız. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Toparlamaya çalışıyorum işte, düşe kalka. Ama yani yorgun görünüyorsun birazcık. İyi olduğuna emin misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Teşekkürler. Biz... hepimiz mesai arkadaşıyız değil mi böylece? Tanışıyoruz yani. O nasıl laf hocam? Tanışıyoruz tabii, tanışmaz mıyız? Görev yapıyoruz birlikte bunca zamandır, değil mi? Yoğun bakımdan çıktıktan sonra bir takım problemler yaşadım da ben. Nasıl yani hocam? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama inanıyorum ki sizin de yardımınızla hep beraber hatırlayacağım hepinizi. Tabii ki, tabii ki, inşallah. İnşallah olsun. Efendim? Zeynep, kayıt bulamıyorum. Ne demek bulamıyorum? Dün gece yalnız kalmak istiyorum dedi. Beni zorla evden gönderdi. Şimdi geldim ki yok. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol, telaşlanma hemen. Ya cep telefonumu bile yanına almamış Metin. Nasıl sakin olayım? Hava almaya çıkmıştır. Belki alışverişe gitmiştir. Sen aklına kötü şeyler getirme hemen. Civardaki her yere baktım, bulamadım. Ayrılmamalıydım yanından. Git dese bile gitmemeliydim. Tamam, bak şöyle yapalım. Biraz bekleyelim. Eğer eve dönmezse çaresine bakarız. Tamam mı? İyi miydi Zeynep, nasıldı? Ondan bir şeyler sakladığımızdan şüpheleniyordu. Kafaya bir şey koydu mu yapar, bilirsin. Zaten başına ne geldiyse o yüzden geldi. Ben Zeynep'in nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Burada, okulda. Okulda mı? Ne işi var onun okulda? Fark etmeden hemen onu eve gönder, lütfen. Tamam. Hallederim ben. Okula dair hiç mi bir şey yok hocam zihninizde? Yani var tabii ama böyle flu gibi yani, imge imge. Müdür Bey, müsait misiniz? Ya Metin Müdürüm, müsaitiz, müsaitiz. Biz Zeynep Hoca'yla denk geldik, laflıyorduk. Zeynep Hoca, evet, biz tanışmadık. Okulumuzdaki öğretmenlerden biri değil mi? Tabii tabii, okulumuzun öğretmenlerinden kendisi. Tabii ki, tabii ki. Öğretmenimiz Zeynep, öğretmen. Akif Hoca'nın nişanlısı. Anladım. Evet. Zeynep Hocam, ben de bu okuldaki soruşturmayı yürüten emniyet müdürüyüm. Hazır sizi bulmuşken biraz özel konuşabilir miyiz? Aa, tabii tabii, çok isterim. Ha. Zeynep Hoca'nın burada olduğunu kimseyle paylaşmayın. Basın duyarsa iş çığırından çıkar, daha fazla sansasyona gerek yok, değil mi? Ne konuşacak kızla? Bir şey hatırlamıyorum diyor kız. Kız bir şey hatırlamıyor ki. Her neyse, Taner Bey, konumuza dönebilir miyiz? Akşam 8'e kadar bizden bir isim bekleyen bir manyağımız var yukarıda. Evet. Evet, evet. Bir müdürümüz Coşkun Bey. Sizce kim işbirlikçi olabilir? Bence hemen konuşmaya başlayalım. Gizem, sen manyak mısın ya? Abi her şey zaten alt üst olmuş. Bir de işimiz gücümüz yokmuş gibi şey mi yapalım? Hangi hoca hangi suçu işlemiş olabilir? Bunu mu konuşalım ya? Evet. Bir işimiz gücümüz yok. Var mı bir işimiz? Ben göremiyorum. Söyle Gizem, hangisinden başlayalım? Tamam, başlıyorum o zaman. Kimyacımız Selim Hoca.
O adam yapamaz ya. Bence yapmamıştır abi. Bir çay daha alır mısınız? Hah. Yok sağ olun, teşekkür ederim. Peki ben size bir şey soracağım. Neden buradasınız? Neden olmayayım? Ben de bu okulda çalışan bir öğretmen değil miyim? Bakın, Metin Bey. Metin Bey, benim kafamda binlerce soru var ve hiçbirinin cevabı yok. Bulamıyorum. Kim olduğumu bilmiyorum. Kime güveneceğimi bilmiyorum. Ama inanıyorum ki aradığım bütün soruların cevapları burada. Beni ben yapan her şey burada çünkü. Anlıyorum. Ya sizin burada bulunmanız hem sağlığınız açısından hem de malum kişiyi düşünürsek hiç uygun değil. Bakın ben sadece Akif için burada değilim. Aynı zamanda kendi cevaplarımı da arıyorum. Burada bulacağınız tek cevap kaos olur. Belki de benim o kaosa ihtiyacım vardır. Belki de ben artık yani... Zeynep Hanım, bu okul olay mahalli. Ben güvenlik sebebiyle sizi burada tutamam. Sizi bu okulun dışına çıkartmam gerekiyor. Size yalvarıyorum. Bakın sadece bugün burada durmama izin verin. İnanıyorum ben aradığım cevapların en azından bir kısmını bulacağıma inanıyorum. Söz veriyorum. En kısa zamanda öğrenmek istediğiniz ne varsa bizzat ben anlatacağım size. Ama şimdi değil. Anlaştık mı? Müdürüm, benim bu Akif manyağıyla... Zeynep Hanım? Sizin ne işiniz var burada? Ziyarete gelmiş, gidiyordu zaten. Ömer, oğlum bakın buraya. Zeynep Hanım'ı evine bırakın. Tamam aferin. Dediğim gibi bir şey olursa biz size haber veririz. Peki, teşekkür ederim. Ömer. Tamam, ben bırakırım Zeynep Hanım'ı. Metin Müdürüm beni bırakmamı söyledi amirim. Tamam, ben konuşurum Metin Müdürle. Hadi tamam, bak şuna. Tamam amirim. Zeynep Hanım, şimdi önümüzde iki seçenek var. Ya gerçekten sizi evinize bırakacağım ya da bana güveneceksiniz ve birlikte bir olayı çözmeye çalışacağız. Ama Metin Müdürüm'ün bundan haberi olmayacak. Ben kendi adımı hatırlayamıyorum. Size nasıl bir faydam dokunacak? İçeridekinin ipliğini pazara çıkaracak olan kişi sizsiniz. Yani nasıl öyle bir kanıya varıyorsunuz ki ben bu haldeyken? Bütün bu olaylar zincirinin ilk halkası sizsiniz. Her şey sizinle başladı. Tamam. Tamam peki. Ama benim de size bir sorum olacak. Tabii zaten amaç bu. Yani karşılıklı birbirimize yardım edeceğiz. Rüya kim? Bana onunla ilgili neler anlatabilirsiniz? Güzel yerden sorun Zeynep Hocam.